Tamam mı? Ne kadar? Buyurun. İyi, iyi değil mi her şey? İyi gidiyor, tamam. Arkadaşlar hadi. Çok güzel olmuş. Hayal ettiğim gibi. Her şey çok güzel olacak. Öykü Hanım, Öykü Hanım. Seçtiğiniz mankenler geldi. Kıyafetsiz bir prova alalım mı? İster misiniz? Tabii isterim. Teşekkür ederim. Kızlar hadi bir prova alıyoruz. Hadi kızlar. Görüyorum Öykücüğüm. Sen sabah beni uyandırmaya geldin değil mi? Uyandık biz. Rüya değil bu. Ne yazık ki değil Öykücüğüm. Bir dakika, bir dakika. Ben Öykü. Kızlar bir şey soracağım. Sizi kim çağırdı? Ajansını aradılar, defile var dediler, geldik. Kim dedi onu? Vallahi bilmiyorum, özel olarak bizi istemişler. Özel olarak. Tamam. Tamam, siz şimdi geçin içeri. Ben geleceğim. Yani kalp krizi geçirmezsem geleceğim. Birazdan düşüp bayılmazsam yanınızdayım. Tamam, siz geçin. Bayılırsam tutarsın değil mi? Tutarım da bayılma ne olur. Dur bakalım dur, dur. Öğlen Hanım arıyor. Açamam ben bunu. Aç Öykücüğüm, aç. Her şey yolunda de. Her şey yolunda değil ki, nasıl diyeyim her şey yolunda? Ya tamam merak etme, hallederiz. Sen aç. Efendim Önem Hanım? Hayır, gelmeyin buraya Önem Hanım, ne gerek? Yani pardon, tabii gelin de. Evren Bey de mi? Burada. Ne güzel. Aslında Önem Hanım her şey yolundaydı. Hiç gerek yoktu. Anlıyorum Önem Hanım. Tabii buyurun. Biz bekliyoruz, gelin. Ayaz. Tamam. Bak şöyle yapıyoruz. Sen şimdi mankenleri yok et. Ben gideceğim, annemleri oyalayacağım. Anlaştık mı? Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. Kızlar! Güzel, güzel. Buranın enerjisini sevdim. Sahne de çok güzel, harika. Güzel bir iş olacak Öremciğim. Güzel. Davetliler ne durumda? İyi, hepsi hazır. Hepsine haber verdim. Basın basın. Çok kalabalık olacağız bu akşam. Çok konuşulacak, çok çok. Bence de çok konuşulacak. Anneciğim, Evren Bey, yani Evren, hoş geldiniz güzel insanlar. Olcay. İnsanların en güzeli. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Defile var ya hani Ayaz'cığım, onun için gelmiş olabilir miyiz acaba? Onun için gelmiş olabilir misiniz acaba? Annem çok komik kadındır.
Hatta bayılır fıkra anlatmaya. Değil mi Evro? Evro bilir. Evro derken? Yani evren anlamında. Evren, evren yakut anlamında. Neyse, ne diyorduk? Oğlum bizi oyalama. İşimiz gücümüz var. Bence de. Biz mankenleri görelim. Bence ben size önce etrafı gezdirsem. Mesela burası sahne. Ayazcığım? Bunlar da sandalye. Ne oldu? Hı? Söyle bakayım. Çıkar ağzındaki baklayı. Yok, bir şey yok. Bir şey yok. Biz bir kulise bakalım mı? Bakalım. Bence bakmayalım. Sen böyle. Sakın çıkma oradan. Ya asıl sahnenin arkasına bakmamız lazım. Birazdan Setenay gelecek. Zaten kadını zor ikna ettiniz. Şimdi kulis için falan arıza çıkartmasın başımıza. Mankenleri de kontrol edin. Ha? Bence de, değil mi? Ya ben şahsen anlıyorum ama bu durumdan ya. Siz bize hiç mi güvenmiyorsunuz? Kızlar, ittirin, ittirin. Of ya. Ne yapacağım ben sizinle? Arkada temizlik var galiba. Değil mi abla? Sağ ol abla ya, çok iyisin. Kesin bir şey var. Ayaz yoksa böyle davranmaz. Yok anneciğim, sen oğlum daha hiç tanımıyorsun. Oğlun çok değişti. Bunları paket halinde almak lazım. Biri olmayınca yanında diğeri sapıtı veriyor. Öykü nerede? Ay nerede olacak, sahne arkasındadır. Çekil Ayaz, çekil önümüzden. Acıktık mı? Sanki acıktık. Ayaz, yemek mi yesek? Ayaz uzattın ama. Hadi çekil şuradan, işimiz gücümüz var. Önem Hanım, Evren Bey. Güzel insanlar. Ben yani görünmez miyim şu an, onu anlamadım da yani. Nasılsınız? İyi misiniz? Yani beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Oo, hem de nasıl? Yani tabii yolunda Önem Hanımcığım. Hatta isterseniz buyurun ben size kulisi gezdireyim. Bakın buralar hep kulis. Duydun mu Evrencim? Burası da kulismiş. Evet. Bir yaşıma daha girdim. Dolaplar nasıl? Geniş mi? Hem de nasıl Önem Hanımcığım? Yani içinde yaşarsın o derece. Tabii. Saray yavrusu. Ben yine de bir bakayım. Tamam. Burası bizim her şeyimizi alabilir. Güzel. Bakalım tuvalet nasıl? Aa! Tuvaletimiz var ya, bal dök yala. Öyle güzel. Bir giren daha çıkamıyor. O kadar güzel. Ha, göreceğiz bakalım. Dediğiniz kadar var mı? Şşt, neredeler? Konforlu, çok güzel. Önemciğim. Çok güzel. Enerjisi çok güzel. Tuvaletiniz harika bir tuvalet. Enerjisi çok güzel. Çok güzel. Tamam Evrencim, hadi gidelim, bana geldiler. Tamam Evrencim, hadi gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz Evren Bey. Çok yaşa Öykücüğüm. Sen de gör Ayazcığım. Hep birlikte yani siz de görün benim yaşadığımı ki siz de çok yaşayın. Hadi yine iyisiniz. İyi de sen hapşırmadın ki. Yoksa... İşte. Gördünüz. Bunlar da kim? Önem Hanım,
Sanırım benim size bir itirafta bulunmam gerekiyor. Bu arkadaşlar bizim mankenlerimiz. Bak sinirlerim bozuldu. Harika. Çok güzel espri. Gerçekten bravo. İşte ben boşuna değilim. Güzel insanlar. Harika harika. Ay, hadi kolay gelsin. Akşama görüşürüz. Ay. Ama kraliçem. Yani öykü doğru söylüyor olabilir mi? Olamaz. Olamaz Olcay'cığım. Değil mi Öykü'cüğüm? Şaka yaptım Önem Hanım. Olcay'cığım ya biz şaka yaptık. Sen de. Ben de öyle düşünmüştüm. Ay benim hayatım ya. Hadi Olcay. Görüşürüz Önem Hanım. Görüşürüz Evren Bey. Ve Olcay. Tabii ki Olcay as solistimiz. Görüşürüz. Kızlar çok özür dilerim. Ama söz veriyorum bir dahaki defileyi size özel yapacağım. Vallahi hiç hoş olmadı bu durum. Manken olduğumuza bile inanmadılar resmen. Yok ya onlar şeyden şey yapmışlardır. Yoksa siz mankensiniz. Hatta bence en iyi manken sizsiniz. Ama dediğim gibi şimdi bizim biraz işimiz var ya. Siz gidin, ben telafi edeceğim bunu, söz veriyorum. Evet, evet. Ben kefilim. Hatta size numaramı bile verebilirim yani bir sorun olursa. Olur. Tamam. Sorun değil. Biz sizi ararız. Hatta mesaj falan bile atarız kızlar. Görüşürüz. Ne yapsaydım? Selam. Selam. Öykü, ne oldu? Bir problem mi var? Problem değil. Problemler vardı da gidiyorlar işte. Nasıl ya, ne oldu? Biri ajansı arayıp mankenleri değiştirmiş. Hepsini büyük beden mankene çevirmiş. Aa. Allah Allah. Böyle bir hata nasıl olabilir ki yani? Sadece o olsa iyi. Sabahtan beri başımıza gelmeyen kalmadı ya. Artık nasıl bulacaksak manken bilmiyorum. Dur panik yapma ya, buluruz bir çözüm. Tabii canım yani moda haftası gerçi herkes doludur. Ama söylediğin gibi biz bir çaresini buluruz. Bilmiyorum Şeyma ya, bilmiyorum. İnşallah öyle olur. Aslında var benim aklımda fikir. Ama bu durum senin pek hoşuna gitmeyebilir. Yani kıskanabilirsin. Nasıl yani? Birkaç telefon etmem gerekebilir. Eskilerden. Şaka yapıyorsun herhalde. Of iyi tamam kim arıyorsan git ara. Anlamıyorum bunu kabul ettiğime ya. Ara ara Kübra'yı falan da ara hatta tamam mı? Ya ben Kübra'yı gerçekten hatırlamıyorum ama ya. Tabii o kadar çok var ki unutmuşsundur. Hani kıskanmayacaktın? Tamam kıskanmıyorum işte. Sen şu defileyi kurtar da sonra konuşacağız bunları zaten. Tamam. Ortak madem öyle o zaman ben sana yardım edeyim. Şeyma'cığım sen de burada kal. Öykü'ye yardım et tamam mı? Ay, tabii ki her zaman. Hadi ortak. Hadi. Şeyma. Bana yardım et ne olursun. Yani dua et. Bir şeyler yap. Dünya başıma yıkılacak gibi hissediyorum. Thank you.
akşam okulda Öykü için bir organizasyon düzenliyorum. Seni orada görmek onu mutlu edecektir. Ayaz. Voglio un biglietto aereo per domani. Sì, molto urgente. Mi arrendo, domani è troppo tardi. Vuole andare stasera a Istanbul. Grazie. Ben marka ve patent uzmanı avukat Fikret Deren. Ben telif hakları uzmanı avukat Cahit Tırca. Ben de tazminat hukuku uzmanı avukat Ahmet Öztürk. Ben de korku ve endişe uzmanı Öykü Acar. Memnun oldum. Şahsınıza olan suçlamalar hakkında bilginiz var sanıyorum. Vallahi ben bir şey yapmadım. Telif hakkı Monica Sessa'ya ait olan tasarımları kesici alet kullanarak değiştirme ve veya biçimlerini bozma. Signora Sessa'nın manevi haklarını ihlal. Son olarak da marka hakkına tecavüz. Ne diyorsunuz beyefendi? Ben kimse tecavüz falan etmedim. Kıyafetleri siz değiştirmediniz mi? Hayır. Yani belki böyle azıcık bilemedin 2-3 yerine küçük müdahalelerde bulunmuş olabilirim en fazla. Ama parçaları sizdeyse ben onları hemen geri dikebilirim. Hiç problem değil. Hapse mi gireceğim? Ah be Öykü. Ne oldu arkadaşım, hayırdır? Hayır, madem böyle bir şey yapacaksın bir sor bana değil mi? Nasıl kesersin böyle bir kadının kıyafetlerini ya? İyi de bundan sana ne? Keser keser, onun işi bu. Tabii ki kesecek. İyi bile yapmış. Ne alakası var? Ya birisi senin projeni silse, tekrardan çizip öyle sunsa müşteriye ne yaparsın? Canın sağ olsun hayatım derim. Bir proje daha veririm, al bunu da sil derim. Yok, sen bu kafayla batarsın ya. Batışım Öykü'nün elinden olsun, ne olacak? Fani dünya. İş yüzünden kalp mi kıracağım ben? Çok enteresan bir adamsın gerçekten. Bana bak. Sakın Öykü'ye kızayım mızayım falan deme. Gözüm üzerinde biliyorsun. Arkadaşım sen bir gitsene ya. Nereye gitsek burnumuzun dibindesin. Dur sen dur. Bunlar senin daha iyi günlerin. Gölgen olacağım senin, gölgen. ...551 sayılı markalar kanununun 51, 52 ve 53. maddeleri. Ayrıca 556 sayılı kararnamenin 82. maddesi. Yürürlükte yer alan A, B, C tüzüklerinin öngördüğü cezai işlem gereğince... ...Goblimankunda cimri, cumhur, mündür, 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 mündür ve bir sivildir kübes. Berlenki, Asfolter, ve bazen de Kubanki, Ulerte, Goblimankunda cimri, cumhur, mündür, mündür, Habur, kubur, kumur ve bir spiritli çüpes. Yasal işlemlerin başlaması için öncelikle... Fikret Bey, isterseniz öncelikle yükümlülükleri kendisine bildirelim. Ondan sonra madde madde hepsini üstünden... Yeter! Yeter. Şey... Ben... Bakın, avukat abiler. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor? Ne olacak? Türkçe konuşun. Bana böyle salağı anlatır gibi anlatın. Tane tane.
Ben anlatayım. Şöyle yapacağız. Seni mahvedeceğim. Hem maddi hem manevi. Seni bitireceğim. Öykü açar. Yok yok. Bu böyle olmayacak. Ben içeri geçiyorum. Alo, gelirler şimdi. Ya arkadaş, ne tez canlı adamsın ya. Baksana. Monika Hanım, senyor. Yani senyora ya da öyle bir şey işte. Neyse, bakın ben çok üzgünüm gerçekten. Yani ben hiç içimde kötü niyet yoktu. Ben hiç şey bir kız değilimdir. Sorun beni arkadaşlarıma. Mesela kimse size bu kız şeydir demez. Çünkü neden? Ben şey değilim yani. Hiç kötü niyetim yoktu. Keşke dokunmasaydım. Ya ben zaten mezunun buralarına geleceğimi bilsem dokunur muydum? Dokunmazdım. Lanet olsun, bana ne, benim derdim mi derdim? Tabii lanet olsun demezdim. Der miyim hiç öyle şey? Derdim ki bunlar Asilzade Monika Hanım'ın en nadide parçaları. Onları dokunan taş olur. Ben taş olmak ister miyim? Asla istemem. Bakın siz bana dava açarsanız ben biterim. Ne yapacaksınız benim ekmek param mı ki siz? Sizin ekmek fırınınız bile vardır. Ama ne yapacağız benim ekmeğimi? Çıkabilirsiniz. Dokunmaya bile kıyamadığım tasarımlarımı makasladın. Tabii ki taş olacaksın. Ne olacağını zannediyordun ki? Cezanı çekeceksin. Haklısınız. Ben cezamı çekmeliyim. Ben hak ettim bunu çünkü. Yalnız küçük bir ricam var. Son arzu, son istek. Anneme ve Cem'e onları çok sevdiğimi söyleyin, olur mu? Bir daha ya da. Yani ilişkimize daha yeni başlamıştı, biliyor musunuz? Hiç iyi olmadı bu ama. Sana nasıl bir ceza vereceğime yarın karar vereceğim. 15 dakika sonra aşağıda ol. Önümüzdeki 2 günü sana ayırdım. Seni yakından tanıyıp kararımı vereceğim. Bak, seni ya mahvedeceğim... Ya da... Ya da seni ilgilendirmez. Zaten görürsünüz. Ama ben şimdi pek anlayamadım ya. Nasıl bir gün olacak o? Biz birlikte mi olacağız? Arabayla mı, yemeğe mi gideceğiz? Belki sizin helikopteriniz vardır. Helikoptere mi bineceğiz yoksa? Çıkabilirsin. Of, bittim ben. Hayır, niye böyle şeyler beni bulur ki? Kızım, salak mısın sen ya? Niye kesiyorsun insanların kıyafetlerini? Resmen İtalya'yla dostluk ilişkilerimizi zedeledim. Bittim ben, bittim. Bana bak, odaya falan gireyim deme sakın. Sen aşağı in, ben geleceğim şimdi. Ha, Öykü. İyi misin? Ne dedi Monika? Canım, endişeli görünüyorsun. Çok kızdı mı? Ya izin ver de kız konuşsun. Sen rahat bırakırsan konuşacak zaten. Sen bizi yalnız bırakır mısın? Biz sevgiliyiz yani, belki anlatacakları var. Bu işle ilgili bir mesele yalnız, farkındaysan. O yüzden sen aşağıda bekle. Bittim ben. Bittim. Konuş hayatım. Seni dinliyorum. Avukatlar vardı. Her yerde avukatlar vardı. Ne dediler? Avukatça konuştular. Hiçbir şey anlamadım. Sonra Monika Hanım geldi. Ekmeklerimi alacakmış. Bir de taş olacakmışım. Sonra helikoptere binecekmişiz. Beni tanıyacakmış. Kızın devrelerini bozdu kadın. Hepsi bu iş yüzünden. Nerede şimdi Monika Hanım, odasında mı? Kesin ölümcül silahlarını hazırlıyordur. Avlayacak beni. Tamam. Ben konuşup geliyorum hemen. Bak. Bak bak, artistliğe bak. İş güzel. Kim bilir neler anlatacak. Son 12 dakikam. Son dakikalarımızı birlikte geçirelim. Bana aşağıda ol dedi. İyi, 12 dakika içinde aşağıda olamazsak. Hadi çabuk. Öykü. Sakin olur musun? Olamaz. Sence olabilir miyim? Ya nereye? Bak, asansör var burada. Olmaz. Riske atamayız. Ya asansörde kalırsak? Aman Allah'ım, bakma, yürü. Tamam. Kızmakta haklısınız. Ama Öykü kötü niyetli birisi değildir.
Yapmış olduğu değişiklikler felaket olabilir ama iyi biridir. Hiç de değil. Öyle demeyin. Tanısanız çok seversiniz gerçekten. Ondan bahsetmiyorum. Yaptığı değişiklikler fena değildi. Aksine beğendim. Hatta biraz etkilendim bile diyebilirim. Etkilendiniz. Evet. Cesur insanları severim. Hem yetenekli birine de benziyor. Ancak ceza verip vermeyeceğime daha karar vermedim. Onun kararını bugün yarın vereceğim. Ya avukatlarım devreye girecek, yaptıklarının sonuçlarına katlanacak. Ya da... Aa, vakit geldi. Tanıyalım bakalım kimmiş bu kız ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.